Cumhurbaşkanı Erdoğan kendinden önce yapılan her şeyi sahiplenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Van'daydı, toplu açılış töreninde konuştu. Van'da bulunan ve 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kurulan 100. Yıl Üniversitesi'ni AKP'nin kurduğunu söyledi. Van'a üniversiteyi kim getirdi? Biz. Hastane olarak Van'a eğitim araştırma hastanesini kim getirdi? Biz dertliyiz ya. Biz size aşığız, aşık. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da yapmış olduğu bu konuşmada biz zaten Van Gölü demiyoruz, Van Denizi diyoruz dedi. Ve 20 Şubat tarihinde yaptığı konuşmada ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun denizi ilk kez Van'da gördüm sözlerine karşı Van Gölü ne zaman deniz oldu demişti. Seçme ve seçilme yaşını önce 25'e daha sonra da 18'e indirdik dedi. Erdoğan yapmış olduğu açıklamada biz bu ülkede iktidara yürürken seçme ve seçilme yaşı 30'du. Öyle aldık ve 30'dan aldığımız yerden 25'e sonra da 18'e seçme ve seçilme yaşını biz indirdik dedi. Sevgili gençler, biz bu ülkede iktidara yürürken o zaman seçme ve seçilme yaşı neydi? 30'du. Öyle aldık. 30'da aldığımız seçme ve seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e kim indirdi? Biz indirdik. Oysa gerçek neydi? Türkiye'de seçme ve seçilme yaşı 1995 yılında 18 yaşına indirilmişti. Seçilme yaşı 2006'da ise 25'e, 2018'de ise 18 yaşına indirilmişti. Erdoğan 95 yılında gerçekleştirilen bu değişikliği 2002 yılında iktidara gelmelerine rağmen kendilerinin değiştirdiğini iddia etti. Sadat konusu çok konuşuldu ve bundan sonra da çok konuşulmaya devam edecek. Erdoğan alakam yok dediği Sadat'la sarayda görüştüğünü anlattı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarihi bir dönüşe daha imza attı. Daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini eleştiren Erdoğan Sadat'la ilgili uzaktan yakından ilgisi olmadığını söylemişti. Biliyorsunuz CHP lideri Sadat'ın kapısına dayanmıştı. Seçimde herhangi bir güvenlik sorunu yaşanırsa sorumlusu olarak sizi biliriz demişti. Ve Erdoğan son açıklamasında ise Sadat'la sarayda görüşme yaptıklarını açıkladı. Aynı zamanda pek çok fotoğrafta ortalığa saçıldı. Kendi kendine Sadat diye bir öcü uydurup bu söyleyecek kadar hayal alemine dalmış bu zata ne desek fayda etmeyeceğini biliyorum. Her gün altı da üstü de boş yalanlarla İnsanları tehdit ederek haysiyet cellatlığına soyunan birisinin bizi toplumsal çatışma çıkarmaya çalışmakla itham etmesi trajikomik, komik bir çırpınıştır. Ben Sadat'ın korucusuyla, kurucusuyla evlerinde bir görüşme gerçekleştirmedim. Böyle bir görüşmem yok. Ay Kemal, sen yalancısın. Sen cambazsın. Ve Sadat'ın kuruncusu denilen Tuğ General'le göreve getirdikten sonra benimle çalıştığı süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmelerim var ama evinde herhangi bir görüşmem söz konusu olmamıştır. Bunu da bilesin. Bu öyle saklanacak, gizlenecek bir ilişki değildi. Çok uzun yıllara dayanıyordu. Hatta sonrasında bu uzun yılların sonrasında Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlığını yapmıştı. Sadat'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha çark edip kendisiyle bir ilişkisinin olmadığını, evlerinde görüşmediğini, sadece sarayda görüştüklerini ifade etti. Daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmelerim var ama evimde yok dedi. Çünkü bu ilişki gizlenip saklanabilecek bir ilişki değildi. Adnan Tanrıverdi devletin en önemli toplantılarına katılmış, Cumhurbaşkanı'nın da danışmanlığını yapmış bir isimdi. İktidarın gezi travması sürüyor. Geçen 9 yılın ardından hala o malum görüntüleri yayınlayamayan Erdoğan, camide içki içtiler yalanını bir kez daha tekrar etti. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, eylemcileri de sert sözlerle bir kez daha eleştirdi. Camide içki içme yalanının üzerinden gezicilere terörist ve
sürtük ifadelerini kullandı. Erdoğan eylemciler için bir ağaç bahanesiyle çakılan kıvılcım bir anda ülkenin çıkarlarını hedef alan bir çatışmaya dönüştü dedi. Dolmabahçe'deki caminin içinde bulunan bu eşkıyalar, teröristler bira şişeleriyle caminin içini pisletti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir? Böyle bir şey yok ifadelerini kullandı. Düşünün, Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, evet, bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir? Böyle bir şey yok. Yalanlar yetmedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, belki de dünya tarihinde bir ilk, bir cumhurbaşkanı kendi vatandaşlarına sürtük dedi, hakaret etti. Erdoğan'ın çelişkileri ve söylemlerindeki dönüşler tüm hızıyla sürüyor. Yıllar öncesinde de bedelli askerlik konuşmasında farklı şeyler söylemişti. İşte o konuşmalar yeniden gündem oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yoklama kaçaklarının bedelli askerlikten yararlanabileceğini söyledi. Oysa 2011 yılında yaptığı konuşmada ise şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak girmem çünkü parası olan var, olmayan var demişti. Böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem. Çünkü parası olan var, parası olmayan var. Parası olan bastıracak parayı, askerlikten kurtulacak, parası olmayan da gidecek askerlik yapacak. Peki ne oldu 2022'de? Cumhurbaşkanı Erdoğan yoklama kaçaklarının da bedelli askerlikten yararlanabileceğini söyledi. Hatta müjdesini verdi. Yaptığı açıklamada sayıları yaklaşık 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler ifadelerini kullandı. Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı bakaya gençlerimize de bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Erdoğan Osmanlı tarihini de yanlış anlattı. Hatta bu ısrarını sürdürmeye de devam etti. 20 Mart 2016 tarihinde İstanbul Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirdiği konuşmada konuşmayı gündem haline getiren mesele siyasette alevlenen Osmanlı padişahı Abdülhamit Han tartışmaları oldu. Erdoğan konuşmasında tabii ki Sultan Abdülhamit, cennet mekanın bizlere bu mirası. Bütün buralar Yıldız Sarayı yapılıp kendisinin hal fermanı da ne yazık ki burada imzalanmış ve burada hal edilmek üzere ne yazık ki yola çıkmış. Ondan sonra da hal fermanını imzalayarak kendisine ne yazık ki idam ettiler dedi. Kendisinin hal fermanı da ne yazık ki burada imzalanmış ve buradan hal edilmek üzere ne yazık ki yola çıkmış. Böyle bir mekanın içerisindeyiz. Ve 33 yıllık o iktidarı döneminde Osmanlı'nın en zayıf olduğu dönemde hiçbir şey kaybetmeden bu toprakları koruyan bir sultana, bir lidere bu reva görülmüş ve ondan sonra da hal fermanını imzalayarak kendisini ne yazık ki idam etmişler. Peki bu bilgi gerçekten doğru mu? İkinci Abdülhamit idam mı edildi? 5 Aralık 2020 tarihinde internette yayınlanan Turkuaz Medya Grubu'na ait Fikriyat Gazetesi'nde Abdülhamit Han'ın ölümüyle ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyordu. İkinci Abdülhamit Han'ın kızı Ayşe Sultan 1956 yılında yazdığı hatıratında babası ile ilgili bilgilere geniş yer vermiş. Ayşe Sultan babasının son anlarını ayak ucunda duran Gülşen'e de "Kızım, Allah senden razı olsun" diyerek bir yudum kahve içmiş fakat ikinci yudumu içemeden kahve annemin avucuna dökülmüş ve babam yüksek sesle "Allah" dedikten sonra başı annemin koluna düşmüş diyerek
Abdülhamit Han'ın son dakikalarını anlatıyordu. Hatta bununla ilgili daha geniş bilgilere Fikriyat Gazetesi'nin 5 Aralık 202 sayılı bölümünde rastlamak mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşırtmamaya devam edecek elbette. Siz kanalımıza abone olmayı, yayınlarımızı paylaşmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.